Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. KPSS İktisat soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son deneme 14'teydik, devam ediyorduk. Bunu önceki videomuzda 28. soruda dahil olmak üzere çözmüştük. Bu videomuzda 29'dan 32'de dahil olmak üzere 4 sorumuzun çözümünü yapacağız. Uluslararası iktisatla ilgili olan 4 sorumuz var. Ee, ardından yavaş yavaş sona doğru yaklaşacağız. Kalkınma büyüme kısmını çözeceğiz. Ardından Türkiye ekonomisi yapıp deneme 14'ü bitirmeyi hedefliyoruz. Ardından deneme 15'e geçiş yapacağız. O zaman 29. soruyla çözümlere başlayalım. Bir ekonomide tam isi tam şartları geçerliyken uygulanacak devalüasyonun dış ticaret açığını kapatmak yerine arttıracağını dile getiren yaklaşım. Aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru arkadaşlar sormuşuz. Şimdi soruda öncelikle şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir kere tam istihdam tam şartları varmış. Bu mesela sorunun en can alıcı yeri belki de arkadaşlar. Ardından devalüasyon yapılmış. Yani sabit kurdaymışız. Ve bu devalüasyon dış ticaret açığını kapatmak yerine arttırıyormuş. Şimdi bakın normalde bizim devalüasyon ne demekti? Oradan almak lazım. Devalüasyon sabit kurda hükümet ve merkez bankasının kararıyla yerli paranın değerini düşürmek. Yani eski kur 1 dolar atıyorum işte 20 lirayken sabit kurda 1 dolar 20 liranın üzerinde 22 lira olması ya da 25 lira olması. Buna biz devalüasyon ismini veriyoruz ve döviz kuru arttığı için yabancıların parası değerlendiği için İhracatın artması, ithalatın da azalması beklenir. Çünkü yabancılar kendi paraları değerlendiği için bizden daha fazla ne yapacaklar? Mal alacaklar. Yalnız bu noktada Marshall Lerner yaklaşımı der ki E şıkkında devalüasyon bir anda hani bu etkileri yol açabilmesi için ihracat ve ithalat esnekliklerinin toplamının birden büyük olması koşulunu öne sürer. Yani çünkü develasyon yapılır yapılmaz hemen ihracatın artması, ithalatın azalması beklenmez. Çünkü develasyon kur değişikliğidir. Fiyatları hemen yansır ama miktar tepkimeleri zaman alır. Ve o miktar tepkimelerinin dönüşümü için bu şartın beklenmesi gerekir diyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla eğer Ex x artı e-m yani ihracat esnekliği ile ithalat esnekliğinin toplamı birden büyükse devalüasyon işe yarar. Ancak bu soruda tam istihdam geçerliyse diyor ve devalüasyon yaptınız. Tamam devalüasyon yapınca ne oluyor? Bakın ben buraya yazıyorum. Devalüasyon yaptık ve kur arkadaşlar yükseldi. Şekil bir ada olduğu gibi. Ve hangi istihdamdasınız yalnız? Tam istihdam şartlarındasınız. Peki tam istihdam varsa, tam istihdam şartları varsa ne olacak? O zaman arkadaşlar bakın şu olacak e, maalesef dış ticaret açığı kapanmayacak öyle değil mi daha da artacak. Çünkü kurla beraber kur artmasıyla beraber ekonomi tam İslam'da bütün kaynakları kullanmışsın kurun artmasıyla beraber artık yeni üretim olmayacak ve yeni üretim olmayacağı için e, ne olacak bu noktada? Bu noktada kurun artması yeni üretim olmayacağı için bütün kaynakları kullanarak zaten ulaşabileceği en son seviyeye kadar ulaşmışsın. Kurun artması ile beraber arkadaşlar şu olacak. E, yabancılar bizden daha fazla mal alacak. İhracat artacak ama bir taraftan da ihracatın fiyatı yükselecek. Yani ekonomide arkadaşlar enflasyon görülecek. Öyle değil mi? Çünkü üretmiyorsun bir taraftan yabancılar kur arttı diye senden daha fazla mal alıyor. E sen dış talep artıyor yani bir nevi. E dış talebin artması enflasyonu ne yapar? Arttırır ve bunun sonucunda arkadaşlar enflasyon artıyorsa bizim ülkemizdeki insanlar e, dışarıdaki malları almak zorunda kalacaklar. Yabancılar da fiyat arttı diye ihracatı kısmak zorunda kalacaklar. Ve bu da dış ticaret açığını azaltmak yerine arttıracak. İşte buna arkadaşlar nerede anlatmıştık hatırlayın. Alexander, Sydney Alexander yaklaşım olarak adlandırılıyordu bu. Hatta Alexander yaklaşımını önce açıklamıştım. Sonra da kurlar arttığı zamanki durumda ne oluyor? Tam yoksa yoksa tam istihdam şartları geçerliyse. Dolayısıyla buradan doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu dile getirebiliriz arkadaşlar. Kur mekanizması yaklaşımı diye bir şey yok. Hani teoriler kapsamında. Maşallerler yaklaşımında zaten yazdık çokça sorusu vardı. Faktör donatımı yaklaşımı ise şu. Bir ülke hangi faktörden zenginse onu üretir satar. Turval yaklaşımı ise ihracatın gelir esnekliğinin büyük olması gerekiyor ki dış ticaretten ülke kazanç çıksın, büyümesini arttırsın. Alexander yaklaşımı ise tam tam şartları varsa ekonomide kur arttığında bütün kaynaklar kullanıldığı için dış talebin olması Enflasyon yükseltecek. Bu da ithalatı arttırıp ihracatı azaltacak. Çünkü enflasyon yaşanan bir ülkede insanlar dışarıdan mal almaya doğru e, yeltenirler. Ve yabancılar da bizden mal almaz. Yani bizim ihracatımız düşer. Bu da dış ticaret açığını yükseltir. Faktör donatımı teorisinin geçersiz olmasında Leontief paradoksunun önemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Heckscher-Ohlien teorisi olarak bilinen Faktör donatama teorisinin kavramı şudur. Bir ülke hangi faktörden zenginse onu üretir satar. Mesela burada fiziksel bir tanım yapacak olursak iki tane ülke olsun B ve A ülkesi olarak. Mesela A ülkesi sermaye yoğun bir ülkedir. Çünkü emek başına düşen sermaye miktarı A ülkesinde B ülkesine göre daha fazladır. Yani dolayısıyla A ülkesi sermaye yoğun mallar üretir, satar, ihraç eder. B ülkesi de nispeten az olduğu için sermaye emek yoğun mallar üretir, satar. Yani emek yoğun mallar ihraç eder. Bunu öne sürüyor ve belli bir zaman dış ticaret teorilerinde önderliğini, liderliğini arkadaşlar koruyor. Ancak Vasily Leontev girdi çıktı analiziyle 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'da bunu test ediyor. Acaba Hexler Oddin doğru mu yanlış mı? Kullandığı teknik ismi de input output teknik. Girdi çıktı analiz. Ve bir bakıyor. Normalde Amerika nasıl bir ülke? Sermaye yoğun mallar ihraç ediyor, emek yoğun mallar ithal ediyor, değil mi? Ama yaptığı analizde Amerika'nın ABD'nin arkadaşlar emek yoğun mallar ihraç ettiğini görüyor. Sermaye yoğun mallarda ithal ettiğini görüyor ve bir paradoks yaşanıyor. İşte bu paradoksa biz Leontev paradoksunu e, ifade ediyoruz. Peki Leontev buna neye bağlıyor? Diyor ki beşeri sermayeyi saymadınız. Çünkü emek niteliksel anlamda da teknolojiyle bir bütün haline gelebilir ve diyor ki bir tane Amerikan işçisi başka yerdeki 3 tane Amerikan işçisine pardon başka yerdeki 3 işçiye bedel. Yani 1'e 3 neredeyse işte o emeğin çok verimli iş yapması e, sattığı mallarında da miktarsal açıdan e, emek yoğun olmasına neden olduğunu söylüyor arkadaşlar Leon Tief. Dolayısıyla bu noktada Hexer-Ohlin teorisinin, faktör dolotu teorisinin geçersizliğinden bahsedilebilir. Bakalım e, hangisidir diyor. Önemini arkadaşlar soruyor bu noktada. Faktörlerin ülkeler arasında nispi bolluğu. E, Faktör fiyatlarının ülke arasında nispi ucuzluğu, mesela faktörlerin ülke arasında nispi bolluğu, bol ya da kıt olması, Heckscher Ohlin teorisi. Faktör fiyatlarının ülke arasında nispi ucuzluğu, bu da Heckscher Ohlin'in şu a şıkkı fiziksel tanımı bu ekonomik tanımı, ucuzluk, bolluk, zaten ters çalışıyor. Faktörlerin ülke arasında nispi birimlik farkları aynı öyle ne dedik az önce? Amerika'da neden emek yoğun mallar ihraç ediliyor gibi gözüküyor? Çünkü bir ABD işçisi diğer yerdeki 3 işçiye bedel. Yani verim farklılıkları var. Beşeri sermaye var yani bu noktada. Bu beşeri sermayede işte bu olayı aslında ifade ediyor. Yani C oluyor. Tek fiyat kanunu ülke arasında geçerli olması diye bir şey yok. Teknolojinin ülke arasında farklı olan düzeyleri teknoloji direkt olarak burada konuşmuyoruz. Burada amaç emek yoğun olmasının nedeni nedir? Bunu vurgulamaya çalışıyoruz. 31. soru. Diyor ki Türkiye'de emek yoğun, Amerika ise sermaye yoğun üretim yapılarına sahiptir. Türkiye'de korumacılık uygulanırsa stolper Samuelson teorisi kapsamında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şimdi arkadaşlar şöyle açıklayayım ben size. Bakın şuraya yazıyorum. Türkiye emek yoğunsa Bak emek yoğunsa Türkiye arkadaşlar tekstil ya da buğday mallarını üretir satıyor. Öyle değil mi? Peki Türkiye neyden kıt? O zaman sermayeden kıt. Emek bolsa sermaye kıt. O zaman otomobil arkadaşlar ne yapıyor? İthal ediyor. Peki Amerika ise tam tersi ABD sermaye yoğun bir ülke olduğu yazılmış bakın. Otomobil ihraç ediyor. Ancak emek kıt olduğu için arkadaşlar Amerika'da tekstil mal malzemelerini ya da tekstil ürünlerini ne yapıyor? İthal ediyor Türkiye'den. Şimdi normalde şu ifade olmasaydı, korumacılık yazmasaydı, yani serbest ticaret olsaydı. O zaman ne olacaktı? Amerika Türkiye'den serbest ticaret yaparak tekstil çekecekti. Öyle değil mi? Ve Amerika'da bunun karşılığında parasını verecekti. Ve Stoper Samuelson yaklaşım kapsamında gelir, kazanılan ihracat geliri bol olan faktör lehine dağılacaktı. Bol olan faktör lehine. Yani Türkiye'de ne bol? Emek bol. Onun lehine dağılacaktı. Emek para kazanacaktı. Ancak Türkiye'de sermaye kıt ve korumacılık var. Bakın emeğe biz korumacılık uygulamıyoruz ki zaten üstün emek. Amerika'ya göre fazla neyi koruyayım ben? Ama sizin koruman gereken arkadaşlar sermaye. Şimdi bir örnek vereceğim. Türkiye otomobil ithal ediyor değil mi? Peki otomobil ithal etmesine rağmen Türkiye sermaye kıt ama yine yok değil yani var. TOG marka arabayı üretmeye başladı. Ve bunu Amerika'da daha ucuza ürettikleri için çünkü otomobilden zaten donanmış, daha ucuz üretiyor. Peki TOG marka arabayı ne yapması lazım? Koruması lazım. Koruyucu. Ne demek bu korumacılık? Gümrük vergisini arttıracak, kotak uygulayacak. Öyle değil mi? Koruyacak. Dışarıdaki malın fiyatını arttıracak, herkes TOG alsın. O zaman da buna biz korumacılık ismini veriyoruz. Bebek sanayi argümanı, genç endüstri tezi, yeni kurulan fabrikayı gelişinceye kadar koru. O zaman insanlar gider Tesla Mesta almaz. Tesla almaz, Volvo almaz çünkü korudun. Peki ne alırlar arkadaşlar? TOG alacak insanlar ve TOG'a para aktaracaklar ve gelir ülke içerisine kalacak ve gelir Türkiye'de kıt faktör dağılacak. Türkiye'de ne kıt? Sermaye kıt ve onun lehine olacak bu korumacılık davranışı. Ve öyle olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Kampanyalar var mesela bu şu an bak. 800 bin TL'ye 1.99 kredi veriyor. Normalde taşıt almaya kalksan 5 aylık kredi ediyorsun Şimdi 1.99 bulunmaz bir yatırım fırsatı alacaksın elektrikli arabaya bineceksin. Uzun menzilde alacaksın. Ama Volvo işte hatırlıyorum Hyundai ikonikler falan var şimdi. Ondan sonra işte Tesla'lar var. Ha tabii zengin insan ayrı ama hani hem ülkenin kurtarmak için Ondan sonra onun sanayisinin gelişmesini istiyorsan. Çünkü yeni başlangıç açamasında illa hatalar olacak. O zaman oraya arkadaşlar paranı yatırıp bir güzel alacaksın. Çok imkanın yoksa da ödeme koşulları, finansman koşulları da uygun. Kendimi böyle Tog'un reklamcısı gibi hissettim ama. Hani bir iksatçı olarak düşünüldüğünüzde artıları eksileri koyun. Değerlendirmenizi ben bu şekilde yapıyorum. Siz de değerlendirebilirsiniz tabii. O zaman ne diyeceğiz? Türkiye'de eğer korumacılık olursa, Türkiye emek yoğun olduğunda kıt olan faktörü lehine dağılacak. Yani Türkiye'de ne kıt, sermaye kıt. Türkiye'de gelir, sermaye lehine dağılır diyeceğiz ve buradan doğru cevap C seçeneği olacak. Ancak hocam, korumacılık demeseydi serbest ticaret deseydi ne olacaktı? O zaman Türkiye hangi faktör bol? Emek mi? onun dehine arkadaşlar dağılacaktı. Yani B'yi diyecektim Yani biraz oldukça arkadaşlar zor bir soru tarzı olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten kallavi bir soru. İyi düşünmek gerekiyor. 32. Bir haberde Türkiye'nin dışa açıklık oranı yıllar geçtikçe yükselmektedir bilgisi paylaşılmıştır. Özgün bir soru bakın ne güzel. Aşağıdaki yerde hangisi bu durumu doğru olarak özetleyen bir bilgidir? Arkadaşlar dışı açıklık demek yani küreselleşen bir dünyada gayri safi milli hasılınızın büyük bir bölümünü ihracatın ve ithalatın oluşturması demek. Yani biz her zaman diyoruz ya AE eşittir toplam harcamalar C artı I artı G artı X eksi M. İşte bu harcamaların dolayısıyla zaten gayri safi milli hasla ya da yurt içi hasıla olduğunu biliyoruz. Bu yurt içi hasıla ne kadar X ve M? Yani ihracat ve ithalat hacmi ne kadar? İşte bunu arkadaşlar veren bir etmendir. Dolayısıyla ihracat ve ithalat miktarlarının toplamı bize aslında gayri safi yurt içi hasılasında ne kadar bir orana sahip olduğunu da gösterir. Buna dışı açıklık oranı denir. Yani şöyle söyleyecek olursam şurasını boş buldum orada yazayım. X artı m. Bakın topluyorum. Farkı değil. Amacım dış ticaret açığını falan bulmak değil. Gayri safi yurt içi hasıla ya da milli hasıla işte bu formül bize dışı açıklık oranını verir. Yani mesela örnek bir ülke düşün, Türkiye atıyorum. Bu oran %10 olsun. Demek ki her yaratılan 100 geliri onu ihracat ve ithalattan oluşuyor. Dışı açıklık. Ve bu oran ne kadar artıyorsa dışı açıklık oranı o kadar da yükseliyor demektir arkadaşlar. Unutmayalım. Ee, o zaman bakalım. Yani oldukça zor bir soru. Ödemeler bilançosuna cari işlemler hesabının verdiği açının sürekli artması. Ödemeler bilançosuna tüm hesapları verdiği açının sürekli artması. Dış ticaret açığının sürekli artması. Yani x eksi m artışı bu. Burada hacim dikkat alınıyor. Gayri safçı içerisinde ihracat ve ithalat toplam değerinin. Hacmin yani sürekli artması, dışa çıktık oranının artması anlamına gelir. Dış ticaret haddinin sürekli artışı bunlar değil zaten. Doğru cevap buradan Denizli olur. Oldukça güzel bir soru tarzı. Evet, 4 sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.